Bugün yine Almanya'daki ehliyet sınav soruları ile ilgili bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz görüntülü, videolu ve çoktan seçmeli soruların yanında bir de yazılı sorular bulunmakta. Hadi gelin bu yazılı soruları beraber yapalım. Bakın burada görüyorsunuz 45 tane yazılı soru var. Bunları ezberlemenizi tavsiye ediyorum. Tabii mantığını da anlarsınız, çok daha iyi olur. İlk sorumuz 100 km bölü saat hızla gidiyorsunuz ve normal bir frenleme yapıyorsunuz. Pratik formüle göre fren mesafeniz nedir? Fren mesafesi hız bölü 10'un karesiydi. Hız bölü 10, 10 yapıyor. Karesi de 100. Yani fren mesafemiz 100'dür. Bir arabanın arkasına kaç tane römork çekilebilir? Bir tane çekilebilir. Ağırlığı ne kadar olursa olsun. Hızı 2 katına çıktığında fren mesafesi nasıl değişir? Arkadaşlar bu karesi oluyor. Yani 2 katına çıktığında 4 kat olmuş olacak. 4. Aracın bütün lastiklerin ana profil derinliği en az ne kadar olmalıdır? 1,6 milimetre arkadaşlar. Burada da virgül kullanmaya dikkat edelim. Noktayı kullanmayacağız. Hangi trafik işareti gerçek kütle ile ilgilidir? Bir nolu. Çünkü bakın ikinin içinde şey yok. Bir ton işareti falan yazmıyor. Otobana katılmak istiyorsunuz. Hangi şeridi izlersiniz? Görüyorsunuz 1 ve 2'den çıkış olacak. Yani çıkan yere girmek istersek olmaz yani kaza olur. Onun için bizim 3 nolu şeyi izlememiz gerekiyor. Şöyle biraz genişten alalım ama şöyle dardan olacak. Tamamdır. 3 nolu yazdık ve geçiyoruz. Kar zincirleri takılı bir aracın en yüksek hızla hangi hızla gitmesi izin verilmiştir? Bunu ezberleyin arkadaşlar. 50. 50 km bölü saatte hızla gidiyorsunuz. 1 saniyelik reaksiyon süreniz var. Ve normal bir frenleme yapıyorsunuz. Pratik formüle göre durma mesafesi kaç metredir? Şimdi 1 saniyelik reaksiyon süreniz var dedi. 1 saniye dediğine göre hızı 0,3 ile çarpınca 15 çıkıyor. Ondan sonra diyor ki normal bir frenleme yaptınız. Normal frenlemede de hız bölü 10'un karesi yapacaktık. Yani hız bölü 10 5 yapıyor. Bunun da karesi 25'tir. Topladığımızda 40 yapar. 40 yapar. Tamamdır. 3 yaşında bir araba satın aldınız. Hususi olarak kullanmak istiyorsunuz. Ana muayene yenidir. Bir sonraki ana muayene için son tarih nedir? Arkadaşlar arabayı ilk aldığınız zaman 3 sene muayene olmanıza gerek yok ama 3. sene dolduktan sonra sizin 2 senede bir yani 24 ayda bir muayene yaptırmanız gerekiyor. Bu soruda da bu bilginizi ölçüyor. Cevap 24. Sisli havada otobanda ilerliyorsunuz. Görüş mesafeniz 50 metrenin altında. Bakın otobanda ilerliyorsunuz. Yani geniş bütün yollar her şey elverişli sözde. Ama sadece sisli hava var. Burada ne yapıyorsunuz? 50'ye 50 yapıyoruz. Evet. Durak levhasının ne kadar önüne ve arkasına park etmenize izin verilmiyor. Arkadaşlar bu durak levhasının 15 metre önüne ve arkasına park etmeye izin verilmiyor. Dikkat edin yoksa ceza yiyebilirsiniz. Yerleşim yeri içinde bir bisiklet sürücüsünü sollamak istiyorsunuz. Bakın yerleşim yeri içinde diyor. Bu esnada korumanız gereken minimum kenar mesafesi nedir? Yerleşik yer içinde bisiklet ve skuterları 1,5 metre genişten alarak sollayacağız. Diğer sorumuz otobüsler engellenmediği sürece otobüs duraklarında durulmasına izin verilmiştir. Evet, durma süresi en fazla ne kadardır? 3 dakika arkadaşlar. Park etmiyorsunuz, duruyorsunuz. Aradaki farkı biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bilmeyenler varsa yorumlara yazabilir. Açıklarım aşağıda. Diğer soruya geçelim. İzin verilmiş hangi toplam kütleye kadar olan araçların özel işaretli yaya kaldırımlarında park edilmesi izin verilmiştir? Arkadaşlar bu da 2,8. Bunu da ezberleyelim. Aracınızdan ötürü görüşün engellenebileceği bir trafik lambası önünde dururken lambaya bırakmak zorunda olduğunuz asgari mesafe nedir? Ya en az 10 metre geride duracağız ki bu trafik lambasını rahatlıkla görelim. Böyle bir mantığı var. 100 ile gidiyorsunuz. 1 saniye reaksiyon süreniz var. Yani şu anda 30 cepte. Sonra
Normal bir frenleme yapıyorsunuz. Normal bir frenleme yapıyorsunuz. Pratik formüle göre duruş mesafeniz kaç metredir? Bir önceki soruda da yapmıştık. Yine yapalım. 0,3 ile çarptık. 30. Hızın onda birinin karesini alıyoruz. 100. Yani 10 çarpı 10. Ne yapıyor bize? 130. 130'u yazdık. Şehir dışında bir binek otosu ve römorkta en fazla ne kadar hızlı gidebilirsiniz? Normalde 100 ile gidebiliyorduk. Ama arkada da römork olduğu için ne yapıyoruz? 20 daha düşüyoruz. 80 diyoruz. Yolun sağ tarafında park yeri arıyorsunuz. Şehrinizin sağ tarafında bisiklet yolu bulunmuyor. Bir kavşağın kaç metre önüne ve arkasına park etmenize izin verilmemiştir? Yani arkadaşlar kavşağın 5 metre önüne ve arkasına yaklaşamıyorsunuz park etmek için. Yerleşim yeri dışında, bakın yerleşim yeri dışında diyor. Bisiklet sürücüsü veya yaya sollamak istiyorsunuz. Bu esnada korumanız gereken minimum mesafe 2 metredir. Yerleşim yeri içinde 1,5, yerleşim yeri dışında 2. Hangi trafik işareti izin verilmiş toplam kütle ile ilgili? Bakın altında 7,5 ton yazıyor. Yazmasaydı 1'i işaretleyecektik. O zaman ne yapıyoruz? 2'yi yazdık ve geçiyoruz. Otoyolu kullanmak istiyorsunuz. Bunun için araç tescil belgesi kısım 1 veya ruhsatnameye aracın yapısı işaretiyle işaretlenmesi gereken azami hız ne kadardır? 60 arkadaşlar. Çok dar bir caddede araç sürüyorsunuz. Görüş mesafeniz 50. Duruş mesafeniz en fazla kaç olmalıdır? Çok dar dediği için 25 diyoruz. Yani bölü 2. Sağ şeritte park etmek istiyorsunuz. Aracınız ile kesintisiz şerit arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır? Arkadaşlar kesintisiz şerit dediği bu dümdüz bir çizgi var. Yani böyle hiç kesinti mesinti yok. En sağdaki şerit. Bunda da aradaki mesafe 3 metre olacak. 1 kilometre bölü saat hızla gidiyorsunuz. 1 saniyelik reaksiyon süreniz var. 30 cepte. Reaksiyon süreniz kaçtır? Zaten reaksiyonu sormuş. 0,3 ile çarpıyorduk. Ne yapıyoruz? 30. Yerleşim alanlarının dışında bir araç kombinasyon hangi uzunluğundan itibaren her zaman öndeki araçla aranızda sollayan bir motorlu aracın araya girebileceği kadar büyük bir mesafe bırakmanız gerekir. Bakın burada araç kombinasyonu, katar, römork böyle sorularda arkadaşlar 7 metrelik uzunluktan bahsediliyor. Hep 7'yi basın geçin. Bir otomobilde her yöne sadece tek şeridi olan ve yerleşim yerleri dışında bulunan yollarda en çok hangi hızla gitmenize izin verilmiştir? Yerleşim yeri dışında 100 ile gidebiliriz. Bunu aşamayız. 100 km bölü saat hızla giderken öndeki araçla aranızda tutmanız gereken minimum güvenlik mesafesi ne kadar olmalıdır? Bölü 2 diyoruz. 100 bölü 2'den 50'yi yazıp geçiyoruz. 50 km bölü saat hızlı gidiyorsunuz ve normal bir frenleme yaptınız. Pratik formüle göre fren mesafeniz kaçtır? Fren mesafesi hız bölü 10 ve bunun da karesidir. Yani 25. 5 çarpı 5. Yerleşim yerleri dışında park ederken Andreas çaprazına en az ne kadar mesafe bırakılması zorunludur? Andreas çaprazı arkadaşlar bu tren yollarından önceki bu çarpı işaret oluyor. Böyle bir çapraz. Ona Andreas çaprazı deniyor ve yerleşim yeri dışındaysa 50 metre mesafe bırakmak zorundasınız. Diğer sorumuz izin verilmiş toplam kütlesi 3 ton olan bir kamyonla her yöne doğru sadece tek şeridi olan ve yerleşim yerleri dışında bulunan otoyollarda ya bulunan yollarda en çok hangi hızla gitmenize izin verilmiştir? Yani diyor ki bu connect Doblo vesaire bununla en fazla dışarıda ne kadar hızlı gidebilirsin diyor. Otomobille aynı. 100 dedik ve geçtik. Bir yerleşim yeri içinde. Bakın yerleşim yeri içinde diyor bu sefer. Andreas çaprazı önüne park etmek istiyorsunuz. En az ne kadar mesafe bırakmak zorundasınız? 5 metre. Yerleşim yeri içinde 5 metre bırakabiliriz. Şimdi yolun sağ kenarında bir park imkanı arıyorsunuz. Bakın park yeri yokmuş. Park etmeye çalışıyoruz. Bir de bakıyorsunuz ki bisiklet yolu var. Bir kavşağın veya yol ağzının kaç metre önüne park etmenize izin veriliyor? Verilmiyor. Normalde bisiklet yolu olmasaydı biz buraya ne diyecektik? 5 deyip geçecektik. Ama işin içine bisiklet de girdiği için
Buna ne yapıyoruz? Artı 3 diyoruz. Ne yapıyor? 8 metre yapıyor. 8'i yapıştırıyoruz ve geçiyoruz. Yani 5 artı 3, 8. Bisiklet yolu varsa. Gideceğiniz mesafe 100 kilometre üzerindeyse işaretli bir yükün aracınızın arkasından ne kadar çıkıntı sergileyebilir? Arkadaşlar bu soru 1,5 metrelik bir soru. 1,5 metre dışına sarkabilir. Yerleşim yerlerinde genel olarak azami sürat sınırı kaçtır? 50'dir. Çünkü şehir içinde 50'den fazla gidemezsiniz. 50 kilometre bir saat hızlı gidiyorsunuz ve 1 saniyelik reaksiyon süreniz var. 0,3 cepteydi, neydi? O zaman 15. Pratik formüle göre reaksiyon mesafeniz kaçtır? Reaksiyonumuz 15 metredir. 50 çarpı 0,3'ten geliyor. Yerleşim yerleri dışında her yöne doğru sadece tek şeridi olan yolda giden karavan takılı bir otomobilin öndeki aracı olan mesafesini kendisini sollayan bir aracın tekrar eski şeride geçebilmesini mümkün kılacak uzunlukta tutması hangi hallerde zorunludur? Soruyu anlarken bile insan, soruyu okurken bile insan anlamakta zorlaşıyor, zorlanıyor. Bakın ben de konuşmakta zorlandım. Ama ne demiştik? Katar, karavan, römork görünce ve bunların da uzunluğu işin içine girince 7 metre deyip geçiyoruz. Vay ta. İzin verilmiş toplam kütlesi 3 ton olan römorklu bir kamyonla, bakın bu sefer de diyor ki römorklu. Otoyollarda en çok hangi hızda gidilmesine izin verilmiştir? Ya ben bu soruyu tam hatırlamıyorum. Römorklu dediğine göre 80'dir diye düşünüyorum. E 80 çıkıyor. Şimdi oturtmak için şöyle yapalım. Hemen yazalım. Normalde bu arabalar yani römorksuz olduğunda 100 ile gidebiliyor ya. Bir römork katarsak ne oluyor? 20 düşürüyoruz ve yeni hızımız 80 oluyor. Bu römorklu sorularda 80'i yapıştırabilirsiniz. Bu şekilde işaretlenmiş bir bölgede araçların kullanabileceği maksimum hız nedir? Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bir bisiklet zonu diyor. Yani bir bisiklet alanı diyor. Bisiklet alanı olan yerlerde de en fazla biz 30'la gidebiliyoruz. Onun için buraya 30 yazıp geçiyoruz. Hangi araçlar için yerleşim yerleri dahilinde şerit seçmek serbesttir? Yani diyor ki şehrin içinde de böyle şerit seçme imkanı kısıtlıdır. Öyle kafana göre istediğin ağırlığı yükleyip sağda solda şerit seçemezsin diyor. Şerit seçmen için de 3,5 tondan düşük olmalıdır diyor. Yaya geçitlerinden önce durmak veya park etmek için en az ne kadar mesafe bırakılması gereklidir? Arkadaşlar bu da 5 metredir. Bu arada önce diyor bakın önce. Sonrasını hemen dibine park edebiliyoruz ama önce dediği için bundan 5 metre öne park edebiliriz en az. İşaretlendirilmesine gerek olmadan bir yük arka reflektörden en çok ne kadar dışarı sarkabilir? Bu sırada işaretlenmesine gerek yok diyor bakın. Gerek olmadan diyor. Onun için 1 metre diyoruz. Bisiklet falan taşınıyor. Bu 1 metreden düşükse sizin buna işaret koymanıza gerek yok. Otoyollarda, otobanlarda, otomobiller ve motosikletler için tavsiye olunan hız ne kadardır? Arkadaşlar azami hız diye bir şey yok ama tavsiye edilen hız var. Sınırsız diyoruz. Fakat 130'u geçmemiz tavsiye olunur. İzin verilen azami toplam ağırlığı 3 ton olan römorklu bir kamyon meskun mahal dışında karayollarında en fazla hangi hızla gidebilir? Arkadaşlar kaçla gidebiliyorduk? Römorklu ise 20 düşürüyorduk. Ve geçiyorduk. Normalde 100 ama römorklu dediğimiz için 20 düşürüyoruz. 80'i yapıştırıyoruz. Yerleşim yeri içinde elektrik skuter sollamak istiyorsunuz. Bu esnada korumanız gereken minimum kenar mesafesi nedir? Yerleşim yeri içi dediği için bisiklet, skuter, yaya fark etmez. 1,5 metre genişten alıyoruz. Hangi yüksekliğe kadar yükün öne doğru aracın üstünden dışarıya sarkmasına izin verilmez? Şuraya bir hemen kötü bir araba çizelim. Bunun üstüne de bir tane yük çiziyoruz.
Şimdi aracın önüne dışarıya sarkmasına izin verilmez diyor ya. Şöyle yani bunun öne sarkmasına izin verilmiyor. Yani şöyle öne bu sarkamaz diyor. Onun için sarkmasına izin verilmediği yüksekliği soruyor. Yani yükseklik dediği kısım şu haş diyelim. Bu haşın arkadaşlar olsa olsa en fazla 2,5 metre olması gerekiyor. Yine işaretleyelim bakalım doğru mu? 2,5 metre. Tamam, yani siz aracınızın şayet yüksekliği 2,5 metreden fazla değilse aracın üstünden dışarıya sarkmasına izin verilmiyormuş. Burada da herhalde aracın aerodinamiğini falan etkilediğini düşünüyorlar. Sorularımız bu kadardı. Yaklaşık 45 tane soru var yazılı. Bunları ezberlemenizi tavsiye ederim. Tık 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 böyle hızlı hızlı yaparsınız doğru bir şekilde. Bir tane de deneme çözmüştük. Onu da linkine bırakıyorum. Ayrıca fren mesafesi, durma mesafesi ve reaksiyon süresinin olduğu videoya da göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Aklınızda bir soru işareti olsa yorumlara iletin. Almanya'da ehliyet almakla ilgili. Umarım yardımcı olmuşumdur ve olacağım. Olmaya da çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.